Hi kids. Merhaba çocuklar. How are you? Nasılsınız? Şimdi bugün yeni ünitemize kesin başlamış oluyoruz. Yeni ünitemizde yeni kelimelerimiz vardı geçen hafta yaptığımız. Bu kelimeleri tekrar bir hızlıca gözden geçirelim. Birkaç tane daha kelime ekledim. Onlara bakalım. My family. Family aile demekti. My family benim ailem. Çünkü my benim demek. Bir sürü insan var tabii ailemde. Me dediğim kişi ben oluyordum. Tek başına kullanılınca me ben anlamına geliyordu. Father, baba. Father demenin başka yolları da vardı. Dad, daddy gibi. Mother, anne. Mommy veya mom da diyebiliriz. Sister, kız kardeş. Brother, erkek kardeş. Uncle, dayı, amca ya da enişte anlamında da kullanılabilen bir kelime. Yani annemizin veya babamızın kardeşlerinden erkek olanı diyelim. Aunt veya aunt, teyze, hala, yenge, yine annemizin veya babamızın kardeşlerinden kadın olanlar aunt anlamında kullanılıyor. Cousin, kuzen. Kız veya erkek olmasının bir önemi yok. İkisi için de cousin kelimesi kullanılıyor. Cinsiyet ayrımı yok burada. Şimdi eklemediklerimiz. Grandfather, büyük baba. Grandmother, büyük anne. Grand, büyük demek çocuklar. Bakın anne ve baba kelimelerini birleştirdiğimizde grand kelimesini büyük anne ve büyük baba kelimesini elde ediyoruz. Bir de bunlar çok uzun kelimeler olduğu için kısaca grandpa veya grandma da deniyor. Bu konu hakkında kısa bir bilgi verelim. Çok eski yıllarda diyelim, hani 1800'lerde falan, anne kelimesi yerine sıklıkla kullanılan bir kelime mama. Baba kelimesi içinde sıklıkla kullanılan bir kelime papa. Ve hatta bunların kısaltılmış halleri, daha da kısa halleri ma ve pa. Şimdi bunları nerede görüyoruz? Grandpa derken bakın sonda pa var. Büyük baba. Grandma derken de yine sonda ma var. Büyük anne. Kısaltma olarak bunlar kullanılabiliyor. Hatta derste şöyle de demiştik. Dolunay'ın aklına gelmişti o da. Hatırlıyorum. Granny de büyük anne baba için kullanılan kelimelerden. Granny. Bunu da geçelim. Şu tarafa doğru. Evlatlar. Kız evlat. Yani mesela buradaki anne ve mother. Mother and father have got a daughter. This is the daughter. Kız evlat bu. İki farklı okunuş var. Birisi daughter, diğeri daughter. İngiliz İngilizcesi olan daughter. Amerikan İngilizcesinde daughter deniyor sadece. Kız evlat. Yani buradaki anne ve babanın kızlarına seslenirken, kızım derken kullandıkları kelime, kızım derken kullandıkları kelime daughter. Son, yine aynı şekilde buradaki anne ve babanın oğlum derken kullandıkları kelime, oğlum derken kullandıkları kelime my son veya son. Sen diye çağırıyorlar. Oğlum. Sen diye okunuyor. Şimdi şöyle yapalım. Bir de bu ünitede who diye bir kelimemiz var. Who kim demek? Mesela who is your mother? Annen kim? Who is your father? Baban kim? Who is your sister? Kız kardeşin kim? Who is your brother? Erkek kardeşin kim? Kim anlamında kullanılan bir kelime. Şuna dikkat ediyoruz.
buradaki okurken who diyorum. W'yu okudum mu? Okumadım. Who diye okudum. Değil mi? Şöyle yapalım. Who diye okudum. Direkt H harfinden, H'den başladım okumaya. Who. Who diye okuyorum. Buna dikkat ediyoruz. Böyle soruları nasıl cevap vereceğimizi de birazdan göreceğiz. Şimdi buradaki konum, aile üyeleriyle ilgili konum bunlardı. Peki bu aile üyelerinin isimlerini her seferinde kullanacak mı? Mesela who is your father diye sorduklarında, baban kim diye sorduklarında, my father is İbrahim demek zorunda mıyım? Hayır, illa uzun uzun my father dememe gerek yok. My father yerine ne kullanabilirim? He kullanabilirim, değil mi? Erkek, bir tane erkek olduğu için. Peki onları geçen yıl görmüştük aslında, bu yıla hazırlık olsun diye. Bu yıl tekrar bir bakalım, hatırladınız mı muhteşem çizimlerimi? Tahtada çizmiştim size yine. I kelimesi ben anlamına geliyordu. I, ben. Cümle içinde kullandığımızda I'yı kullanıyorduk. Yani şöyle yazıyoruz. I, ben. Kendimi çizdim burada güya. Görüyorsunuz muhteşem çizimlerimi. You, sen demekti. Veya siz, iki anlamında kullanılıyor. Bir kişi de olsa, karşımdaki kişi. Birden fazla kişi de olsa, karşımdaki kişiden bahsediyorsam, sen veya siz anlamında you'yu kullanmalıyım. Saygı ifadesi olarak da mesela öğretmenlerinize karşı siz diyorsunuz, değil mi? Öğretmen bir kişi de olsa saygı ifadesi olarak sizi kullanıyoruz. Yani burada saygı ifadesi, çoğulluk, tekillik hepsi için. Karşındaki kişi bir kişi de olsa, birden fazla kişi de olsa, saygı duyduğun bir kişi de olsa yine de her türlü tek bir kelime kullanıyorsun. You, sen, siz anlamına geliyor. You, direkt karşıdaki kişi olduğu için şöyle bir ok işareti yaptım. Karşımızdaki kişi olduğunu daha güzel aklımıza tutalım diye. You'nun kuyruğu var ya. Hemen şöyle yapalım. She, bir tane kız veya hani büyüklerimizden bir tane kadın için kullanılabilecek bir kelime. O anlamına geliyor. Ama sadece bir kadın için kullanılıyor. Kadın için. Şöyle kadın veya küçük bir kız da olabilir. O kadın. She. Bakın aklınızda kalsın diye şöyle bir minnoş şey çizdim şurada. Kız oldu aklınızda kalsın diye. She kadın. He erkek. Şimdi buradaki he'nin H yani H harfini kare yaptık. Bir erkek çocuğu gelip burada bir şut çekecek, gol atacak. He bu şekilde yazılıyordu. Neden erkekleri uygun yaptım? Çünkü he yine o demek. Ama bir tane erkek için kullanılıyor. Bakın bu resimde de bir tane erkek var zaten. Bir tane erkek için mesela sadece Ali diye bir çocuk var diyelim. Ali yerine bir Ali yerine he diyebiliriz. Ali is a student. Ali bir öğrencidir diyeceğiz diyelim. Ali yerine neyi kullanabiliriz bir de? Bu cümleyi farklı bir şekilde ifade etmek istersek. He diyebiliriz. Ali bir tane erkek çünkü. Ali yerine he diyeceğiz. Ali is a student yerine he is a student diyeceğiz. Bunu da böylelikle geçmiş olalım. It. It kelimesi insan dışı varlıklar için kullanılıyor kısaca. It ama bir tane olacak. Mesela bir çiçek olabilir. Çiçek bir insan değil. Ama bir tane çiçekten bahsederken kullanacağız. It. Veya bir tane hayvan. Hayvan bir insan değil, insan dışı bir varlık. Bir hayvandan bahsederken. The dog is black and white. İşte köpek
siyah ve beyaz. Bu köpek siyah ve beyaz dedik. Buradaki the dog yerine it diyebiliriz. Çünkü bir tane köpekten bahsettik. It is ile birlikte kullanılır. Is de tekillerde kullanılır. Hatırlayın. It is. Birden fazla şey için it'i kullanamayız. It. Bir tane şey için o anlamına gelen bir kelimedir. Ama insan dışı bir varlıktan bahsedersek. İnsan olmayacak bir şey. Bu kadar. Bir de büyük harfle yazarken dikkat edelim çocuklar, şurada nokta yok. Tamam mı? Yani bazen şöyle yazabiliyoruz şaşırıp. Biz de Türkçe'de i harfini büyük yazınca çünkü nokta koyuyoruz. Ama ne demiştik? Burada nokta yok. Hani i küçük harfle yazıldığında noktası oluyordu. Ama büyürken o noktayı kendine besin yapıyordu değil mi? Onu yiyordu. Bu şekilde büyüyordu. Yediği için büyüyordu zaten. Büyüyünce noktası kaldı mı? Hayır. Midesine indi. Nokta şu anda şurada. O yüzden büyük harfle yazıldığında nokta koymuyoruz i harfimize. Siz kendinizi sıfırlamayın ama lütfen unutmayın bunları. We. We çocuklar biz demekti. Biz. Peki biz ve onlar arasında ne fark var? İkisi de çoğullar için kullanılır. Biz de, onlar da çoğullar için kullanılır. Birden fazla kişiden bahsederken kullanılır. Ama biz dediğimiz grubun içinde ben de varım, değil mi? Biz dediğime göre bu grup benim grubum. Benim de içinde olduğum grup. O yüzden orta yere kendimi çizdim. Görüyorsunuz muhteşem çizimimi. Bu benim. Bunlar da benim grubumdaki diğer kişiler. Biz bir kişiden fazlayız. O yüzden grup halinde olduğumuz için, bir kişiden fazla olduğumuz için biz diyebiliyoruz. Peki bu kişilere tek tek ayrı ayrı baksaydık ne olurdu? Buraya I derdim değil mi? Ben cümle içinde kullanacaksam, eğer tek başına kullanacaksam me derdim. Ben yine. Buradaki kızdan tek başına bahsetseydim she derdim. Bir tane kızdan bahsettiğim için. Buradaki çocuktan tek başına bahsetseydim erkek olduğu için, tek başına olduğu için he derdim. Ama bu grupta birden fazla kişi var. O yüzden tek başına kullanmıyoruz. Bunları kullanmıyoruz. Hepsine birden bir şey, bir kelime kullanmak istiyorsak we dememiz gerekiyor. Biz. Çünkü bu grubun içinde ben de varım. We. Biz. They. Harika çizim. Şimdi they onlar demek. Bakın bu grubun içinde kendimi çizmemişim. Çünkü benden bağımsız kişiler. Ben yokum bu grubun içinde. Onlar benim dışımda olan kişiler. Hepsi birbirinden ayrı. Birisi duruyor. Görüyorsunuz. Birisi otobüs kullanan bir şoför çizmişim. Birisi eğilen birisini çizmişim. Koşan bir kız çizmişim. They. Onlar. Benden bağımsız, benimle alakası olmayan başka bir grup. They. Onlar içinde benim olmadığım bir grup. Bunlardan tek tek bahsetseydim yine buna she diyebilirdim. He diyebilirdim. Bu da sanırım he, erkek. Buna da she diyebilirdim. Tek tek bahsetseydim. Ama hepsine grup olarak sadece bir kelime vermemi isterlerse, hepsinin yerine sadece tek kelime kullanmam gerekirse bu grupta ben olmadığım için bizim grup olmayacak, onların grubu olacak. Yani they olacak. Onlar. Bu konuyla ilgili size salı günü bir Kahoot atacağım bu konuyla ilgili. Geçen yılda atmıştım. Tekrar edelim bu konuyu. Şimdi çocuklar konumuz bu kadar. Şimdilik bu haftaki konumuz. Bir de ders kitabından iki sayfa işleyeceğiz. Herkes şimdi videoyu durdursun. Ders kitabını açsın. Öyle devam etsin videoyu. Durdurun bakalım videomuzu. Evet, şimdi açtığınız ders kitaplarınız değil mi? Open your student's book. Okul kitaplarından bahsediyorum. Öğrenci kitabı. Student's book. To page
28. Sayfa 28. Şimdi çocuklar, bu sayfada dinleme metinleri var. Hemen onları dinleyeceğiz. Kalem de alın elinize lütfen. Take a pencil. Bir tane kurşun kalem alın. Dinleme metnimize başlayalım. Üsttekiyle. Unit 2. Ünite 2. Recording 1. Dinleme metni 1. Listen and look. Dinle ve bak. This is me. This is my mother. This is my father. This is my sister. This is my brother. This is my grandmother. This is my grandfather. Evet. Okunuşlarını göstermişler. This is me ile başlamış. Demek ki bu çocuk konuşuyor. Bu çocuk kendi ailesinden bahsediyor. Tam da bu çocuk. Şimdi ikinci dinleme metnine geçelim. Recording 2. Unit 2. Unit 2. Recording 2. Dinleme metni 2. Listen, point and repeat. Dinle, göster ve tekrar et. Mother. Mother. Father. Father. Sister. Sister. Brother. Brother. Grandmother. Grandmother. Grandfather. Grandfather. Bir de me var değil mi? Me'yi unutmayın. Ben bir sonraki bir sonraki dinleme metnimiz yok. Exercise 3. Üçüncü alıştırma. Burada şöyle yapacağız. Who do they belong to? Kime ait buradaki eşyalar? Bakın bunlar kime ait? Üstteki resimden bulacağız. Ve ismini yazacağız. Bakın mesela this one belongs to the grandfather. Büyük babaya aitmiş bu. Diğerleri de kime ait? Hemen videoyu durdurun. Diğerlerinin kime ait olduğunu bulun. Ondan sonra tekrar devam edersiniz videoya. Şimdi durdurdunuz ve tekrar açtınız diye düşünüyorum. Lütfen durdurun dediğimde durdurun. Alıştırmayı yapın. Sonra devam edelim. Şimdi this is a balloon. This one belongs to, ait, the sister. Kız kardeşe ait. Sister. C. The telephone belongs to, ait, the mother. Mother, anneye ait. Şurada telefonla konuştuğunu görüyoruz annenin çünkü resimde. The guitar belongs to the brother. Erkek kardeşe ait. Doğru yapabildiniz mi? Yapmışsınızdır kesin. Benim harika çocuklarım. Değil mi? Kesin doğrudur hepsi. Doğru yaptıysanız yanına tik atın lütfen. Thank you. Bu sayfaya geçiyoruz. The next page. Bir sonraki sayfa. Bu son sayfamız. Burada da bir dinleme metni var. There's a family tree. Bir aile ağacı var burada. And Mary is talking. Mary konuşuyor. Mary. Bu durumda Mary'e de me yazabiliriz değil mi? Hemen dinleyelim bakalım. Unit 2. Unit 2. Recording 3. Dinleme metni 3. Listen and point. Dinle ve göster. Hello there. My name's Mary and this is my family. George is my brother. Daisy is my sister. Albert is my father and Pamela
is my mother. Bill is my grandfather, and Jessica is my grandmother. Susan is my aunt. Peter is my uncle, and Alexandra is my cousin. I love my family. I love my family. Ailemi çok seviyorum. Şimdi bir sonraki alıştırmaya geçelim. Burası önemli. Az önce gösterdiğim who'yu kullanarak cümle kuracağız burada. Who is my uncle? Mesela örnek vermiş burada bakın. Who is my uncle? Buradaki uncle'ın enişte olduğunu görüyoruz. Çünkü aunt'ı halası Susan'dı. Halasının kocası eniştesi. Uncle Peter. Cevap olarak Peter vermiş. Birkaç tane soru soracak. Bu soruların cevaplarını isteyecek sizden. Hadi bakalım. Unit 2. Unit 2. Recording 4. Dördüncü dinleme. Listen. Bu değil. Bunu atlayacağım. Bir saniye. Dördüncü dinleme metninde bir şey yok. Bunu dinledim ben. Çok önemli bir şey değil. O yüzden benim söylediğime geçiyorum. Unit 2. Unit 2. Recording 5. Dinleme metni 5. Listen to Mary. Mary'yi dinle. And say. Bul ve söyle. 1. Who is my uncle? Who is my uncle? Zaten burada who's my uncle demiş. Who is ayrı ayrı yazıldığında bakın şöyle. Who is ayrı ayrı yazıldığında who is diye okunuyor. Bisiçik yazıldığında aynısı aslında sadece kısaltmışlar. Who's hemen birleşik. Is i demeyeceğiz yani. Who's? Who's my uncle? Evet, ikinci soru geliyor. Bakalım bulabilecek misiniz? Hemen kalemler çıksın ortaya. Who's my cousin? Who's my cousin? Hemen bulun bakalım. Cevabımız ne? Cousin Alexandra. She is Alexandra. She dedim. Neden? Çünkü bir kız değil mi Alexandra? O yüzden she dedim. She is Alexandra. 3. Who's my grandfather? Who is my grandfather? Grandfather. Find the grandfather. Grandfather'ı buluyoruz. Yes. Bill is my grandfather. Veya kısaca he is Bill diyebilirim. He dedim. Neden? Çünkü erkek değil mi büyük babam? Doğal olarak. Four. Dört. Who's my aunt? Who's my aunt? Who's my aunt? Aunt. Yes. Aunt. Susan. O zaman ne diyeceğiz? Kadın olduğu için she is Susan diyebilirim. She is Susan. Veya başkası cevap verdiği için Mary'den bahsettiği için Mary soru soruyor. Benim halam kim? Senin halan diyeceğim o zaman. Your aunt is Susan da diyebilirim. Ya da kısaca Susan kadın olduğu için she is Susan da diyebilirim. 5. Sonuncu. Who's my sister? Who's my sister? Sister. Find the sister. Kız kardeşi bulun bakalım. Sister kız kardeşti. Yes, Daisy. Daisy is a sister. O zaman ne diyeceğiz? Kız olduğu için hangisini kullanacağım? Bir tane kız, bir kişiden bahsediyorum. Kızdan bahsediyorum. She is Daisy demem gerekiyor. Evet, şimdi çocuklar bu haftanın
konusunu bitirmiş olduk. Lütfen bu videoyu izlemiş olun derse gelmeden önce. Çünkü hazırlık yapmış oluyoruz bununla. Tamam. See you soon. Yakında görüşürüz. Bye.